Bundan yaklaşık bir 5 yıl önce Ahmet YouTube'da Minecraft videoları çekerken benim işimden dolayı çok sıkıldığım zamanlardı. Ne yapacağımı bilemediğim için o zamanlarda YouTube'da sağda solda gezerek herhangi böyle bir kaliteli herhangi bir oyunun YouTube videolarını çeken bir insan arıyordum. Ve Ahmet'i gördüm. Ve yani geçen zamanlarda gerçekten Ahmet'in böyle çok işten, çok ne denir ona böyle yakışıklı bir adam olduğunu gördüm. Ve ben de ondan sonra kendime dedim ki ben bu adamla arkadaş olmalıyım dedim. O zamanlar da hani yanlış olmasın böyle bir yaklaşık işte 2000 falan subscriber var YouTube'da. En başlarda böyle. Dedim ki ben Ahmet'le arkadaş olmalıyım dedim. Ondan sonra Ahmet'in yayınlarına donation olarak, subscribe olarak katkıda bulunmaya başladım. Çünkü Ahmet'in durumunu biliyordum. Öğrenciydim, Öğrenci ağzım olduğunu kokuyordu açlıktan. biliyordum. Ve o zamanlar donation'la, subscribe'la yardımcı olabildiğim kadar olmaya çalışıyordum. Ve sonra bir gün Ahmet subscriber'larıyla Mumble'da, Oyuca programda konuşmak istediğini söyledi. Ve dedi ki Mumble'a bir oda açtım. Oraya gelin arkadaşlar ve ben sizi teker teker yanıma çekip orada konuşacağız dedi. Kaç Ben dedim izleniyordum o aha. zamanlar? O zamanlar bir yaklaşık işte 1000 falan da herhalde. 1100 o civarlarda. Bu Prison Architect'in daha yeni yeni çıktığı zamanlardı. İşte şey oynuyordun. Neydi o? Bir tane oyun vardı zombi oyun. Multiplayer'da oynayabiliyordunuz. Neydi lan oyunun adı? Adını unuttum. Neyse kimse işte. Onları oynuyordu Ahmet. Evet biri orada mikrofonunu açtı. Kimdi o? Berkay söyle. Biliyorsun sen Zomboid mi? oynadığını. Zomboid, zomboid, zomboid. Ne? Zomboid. Zomboid oynanıyordu. Gittim. Ve Ahmet beni subscriber odasından çekip konuşmadı o yayın. Onun sonrasında yayını kapattıktan sonra Ahmet subscriber odasına gelip arkadaşlar ne yapıyorsunuz benzeri bir şey söyledi. Ve ben de konuştum. Ahmet sesinden çok etkilenmiş olmalı ki benimle muhabbet etmeye başladı ve oradan birlikte oyunlar oynamaya başladık. Sonra ben Bumble'da sürekli takılmaya başladım. Ondan sonra Ahmet beni arkadaş ortamına aldı. Erillerle falan tanıştık. Şafaklarla falan oyun oynamaya başladık. Zamanımız gayet güzel geçiyordu. Ondan sonra Ahmet dedi ki Rauf dedi. Ne haber dedi. İyiyim dedim Ahmet. Senden ne haber dedim. O da iyidir dedi. Öyle arkadaş olduk abi. Bir ay çok sıkışmıştım. Rauf benim en büyük donatorlarımdandı. Dedim ki Rauf, Oh bir 100-200 at yeah. dedim Rauf dedim. Suat abi ağlayan şey yollamış. Suat abi, ağlama abi. Ağlayan ses kaydı olur. Ama ağlama abi. Abi biz de ağlatacaksın. Ahmet o zamanlar çok kötü durumlar geçiyordu. Bir ay Öğrenciydi. çok sıkıştım. Ve gerçekten uzak bir yerde yaşıyordu ailesinden. Ve sevdiklerinden. Ve Ahmet dedi ki, abi benim moralim çok bozuk, yayın açmayacağım dedi. Ben de o zamanlar ofiste çalışıyordum ve yani tek eğleneceğim şey Ahmet'ti. Akşam saat işte 8'de 9'da eve gelirdim ben. Ahmet yayın açmışsa Ahmet oturur, yayınını izlerdim. Donation atardım çünkü donation atmak benim gözümde şöyle bir şeydi o zaman, hala da öyle. Yani sonuçta bu adam bizi eğlendiriyor. Ve bu işi yaparken belki hani kendi aklında bir şey yok işte ben bundan bu kadar para kazanırım benzeri bir şey düşünmüyor. Ama bu adam sonuçta bizi eğlendiriyor burada. Bunu düşündüğüm için donation atardım yani ben de. Mumble'da konuşuyoruz bir gün. Dedim ki Ahmet yayın açsana dedim. Canım sıkıldı amına koyayım dedim. Açmayacağım dedi. Neden dedim moralim bozuk dedi. Tam dedim ne kadar para istiyorsun dedim. Bu kadar para at açacağım dedi. Ve o gün o kadar para atmıştım ve Ahmet yayın açmıştı. Ben Hayatım yaptığım. inanamamıştım o gün. Aşağıda söylemiştim. Rauf attım bak dedi. Bir baktım atmış gerçekten manyak Abi yayının bezeven. başlığını hatırlıyorum. Rauf için bir şey Rauf için Rimworld özel diye. yayın değil mi? Gecenin 4'ü Evet, 5'i Rauf falan için böyle. Rimworld diye Rauf açılmış için diye Rimworld hatırlıyorum. abi. Rauf için Rimworld. Ey gidi amına koyayım Ya. ya. Güzel zamanlardı ya. Bir şey soracağım. Peki bileziğe ne oldu? Ha onu anlatacaktım. Bir Evet, gün bileceğim. ben böyle bayağı sıkışmıştım. Rauf dediğim gibi en büyük donatörüm o zamanlar. Dedim ki Rauf ölüyorum. Evde yiyecek makarna yok Rauf dedim.
İki kuruş atar mısın dedim. Oh yeah. Alf döndü bana dedi ki. Abi kız arkadaşıma bilezik aldım, para yok dedi. Ondan sonra bilezik muhabbeti aylarca devam etti böyle ya. Abi yıllarca devam etti. Hala devam ediyor. Hala bileziklerim yani. Yani her şey para için mi? Tabii ki abi. Rauf parası için arkadaş oldum Rauf'la. Bayağı indirdikçe be. Öyle değildi ya. Rauf geldi. Biz ilk konuştuğumuzda şimdi genelde böyle çoluk çocuk geliyor. Orada konuşuyoruz ediyoruz falan. Rauf bir geldi. Selamünaleyküm diye dedim. Ne oluyor amına koyayım, bu adam kaç yaşında? Bir böyle mala döndüm. Sen dedim ne yapıyorsun amına koyayım dedim. Öyle yani, bayağı komikti.